Haftanın tavsiyesine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Olivia Assayas'ın geçen yıl Cannes'da en iyi yönetmen ödülüne ulaştığı hayalet hikayesi Personal Shopper. I'll take it. This too. It's 500 for the belt and 2000 for each bag. Great. I'm a personal shopper. Olivia Assayas'ın Ve Perde Siz Maria'dan sonra Kristen Stewart'la bir ikinci birlikteliği yönetmenin kariyerinin Clean ve Irma Webb'le birlikte en iyi filmini doğuruyor. Açıkçası yönetmen Fransız geleneğinden çıktığı için 3. Fransız Yeni Dalgası'nın içerisinde kendine özgü bir yaklaşımı zaman zaman bürünebiliyor. Kadın hikayeleri anlatıp el omuz kamerasını ve sıçramalı kurguyu kendine göre kullanmaya çabalıyor ama çoğu zaman Le Destine Sentimental, The Mon Lover gibi filmlerde düş kırıklığı yaratması, Boarding Gate gibi filmlerde ve video filmi havasında işleri imza atması veya sıkıcı Fransız filmlerine imza atması, kalıcı olmayan, dikkat çekici hale gelebiliyor. Siz Maria da bunlara dahildi. Bu sebeple hani Personal Shopper, alışveriş ve giyim manyaklığının hayaletini ararken böylesi hani hayalet tanımıyla nevi şahsına münasır bir gotik ve hayalet filmine dönüşmesiyle dikkat çekiyor. Ve açıkçası bu duruma ulaşırken yönetmen cep telefonunu bir öcü olarak kullanıyor aslında. Cep telefonu motifini korku gerilimde kullanılan şekliyle devreye sokuyor. Buradan da aklımıza hemen 2003'te Takashi Miike'nin Cevapsız Araması, seriye dönüşen ve sonrasında Hollywood'da bir yeniden çevirmede malzeme olan Cevapsız Arama ile Andreas Prochaska'nın 3 gün içinde öleceksin 2006'da çekilen ve yine seriye dönüşen filmi geliyor. Bunların hani bir ilkindeki cevapsız aramayla lanet getiren, ikincisindeki SMS'e 3 gün içinde öleceksin mesajı atarak lanet getirme mantığı burada farklı bir yapıya bürünüyor. WhatsApp'tan yazılan mesajlarla bu kadının etrafı alışveriş ve giyim manyaklığının öcüleriyle örülüyor aslında temelde. Assayas belki de 1960'lardaki özgürlükçü kadın profillerinden birini buraya hani Y kuşağının arasına transfer etmiş. Belki hani Agnes Varda'nın 5'ten 7'ye Cleo'sundaki ana karakteri, Buñuel'in Gündüz Güzeli'ndeki ana karakterini veya Tiksinti'de Polanski'nin Tiksinti'sindeki ana karakteri buraya transfer ediyor bunların bir araya gelmesini. Ve bu karakterde hem ölümle yüzleşme, matem üzerinden ölümle yüzleşiyor, hem bir gerilimle karşı karşıya kalıp gotik korku filmine akrabalık kuruyor, hem de cinsel varoluşunu, cinsel arzularını devreye sokarak bir anlamda hani alışveriş uzmanı kimliğinin getirdiği defoları ortaya koymaya çabalıyor. Açıkçası hani filmde kaydırılan kameranın fazlaca ileri götürmesi bunu ve bir sahnede evin içindeki kaydırılan kamerayla kızın el işi sahnesini bize göstermesi, cinsel varoluş probleminin, cinsel arzularla ilgili problemi, yalnız kalmayı, huzursuzluğu daha da etkili hale getiriyor. Açıkçası burada yönetmen biraz da masum kadının peşine düşen katil klişesini yıkmak için yola çıkmış ve biraz içindeki hayalet meselesini açığa çıkaran bir alt tür filmine imza atmaya çabalamış. Kristen Stewart'ın 2010'da Welcome to the Rally dizisiyle beraber ciddi rollere sapan Kristen Stewart'ın o zamandan bu yana Woody Allen, Walter Salles, Kelly Reichardt, Ang Lee ve tabii Olivia Assayas'ın da elinde daha yan karakterlerde dikkat çekici performanslar verdiğini gördük. Ama ana karakter performansı olarak özellikle 2014'teki Camp X-Ray ve buradaki performans çok baskın ve Kristen Stewart müthiş hani kariyerinin en iyi performanslarından birine imza atmış burada. Böylesi neredeyse kendisi kıvamında bir kendisini canlandırıyor gibi bir giyim alışveriş uzmanına can vermiş. Ve açıkçası buna bunun inandırıcı olmasına da Ozon'un sitcomu ile çıkış yapan Fransız görüntü yönetmeni Yorick Le Saux sebebiyet vermiş. Röntgenci kamerasıyla onun etrafını saran ve bir iki görsel efekti de tül efekti kıvamında yansıtan bir yaklaşım var. Ve böylesi bir minimalist
efekt kullanımı filmin atmosfer sinemasında zaman zaman ve çoğunlukla yaklaşmasını sağlıyor. 2.35 bir sinemaskop formatında Olivia Assay'a olgunluğunu sergileyen bir atmosfer sinemasına imza atmış ve Polanski'nin tiksintisini akla getirmiş bu anlamda. Bu konuda da hani Polanski'nin apartman üçlemesini fazlasıyla andırıyor. Ama buradan işin ucunu hani slasher filmiyle gotik korku filmi arasında gidip gelse de işin ucunu hayalet filmine bağlıyor sonuç olarak. Polanski'nin izinde ilerlerken kendi kadın karakterlerinden birine imza atmış senaryo anlamında. Bu durum belki hani Takashi Miike'nin cevapsız araması kadar çok tutarlı değil. Ama Amerika'da hani bir alışveriş Colleen itirafları, Sex and the City gibi filmlerde böylesi alışveriş manyaklığının ortaya çıktığını gördüğümüzden bunlar için derslik bir işe dönüşüyor personal shopper. Ama elbette hani 3 gün içinde öleceksin serisinde çok üzerinde. Ve hani Olivia Assay'a burada nevi şahsına münasır bir hayalet ve sınıf tanımına, alışveriş manyaklığı tanımına imza atmış. Ve Personal Shopper da bu açıdan kalıcı olacaktır. Benim Personal Shopper'a puanım 10 üzerinden 6.5. Sizin Personal Shopper'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.